Excel'de hisse senedi portföy oluşturma serimizin ikinci videosuna tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda hisse senetleri için tablolarımızı oluşturmuştuk. Şimdi veri çekeceğiz internet üzerinden. Bunun için yeni bir çalışma sayfası oluşturacağım. Şu alt taraftaki çalışma sayfası oluştur butonuna tıklıyorum. Yeni bir sayfa oluşturdum. Yeniden adlandır diyelim. Veri ismini verelim ve çalışma sayfamı da tutuyorum. Bu tarafa doğru şöyle alıyorum. En başa bunu almış olayım. Bu verileri iş yatırım sitesinden alacağız. 15 dakikalık gecikmeli veri alabiliyoruz. Google'u açıyorum. Buraya iş yatırım yazıyorum. Ve karşıma iş yatırımın sayfası ve içerikleri geldi. Burada bakın hisse senetleri var. Hisse senetlerine tıklıyorum. İsterseniz iş yatırımın içerisine girdiğinizde de analizin içerisinde bakın burada hisse senetleri kısmına gelebilirsiniz. Şimdi burası benim veriyi alacağım sayfa. Yukarıdaki adres satırını bu şekilde kopyalıyorum. Ve geliyorum kendi Excel'ime. Veri sayfasındayım. Veri kısmına geliyorum yukarıdaki menülerden. Web'den veri ala tıklıyorum. Şuradaki URL kısmına kopyaladığım URL'yi yapıştırıyorum ve tamam diyorum. Bana böyle bir ekran açıldı. Şurada alacağım verilerin tabloları var. Birinci tabloya tıkladım. İçi boş. Tablo 0'a tıklıyorum. Bakın X100. Bunu da alabilirim. Bunu da ikinci bir satır için alalım olmazsa. Ama ilk önce alacağım benim hisse senedi verileri. Tablo 1'de de altın varmış. Altın, ons, Brent. Tablo 2'ye geliyorum. Bakın alacağım hisse senetleri verisi burada. Şimdi ben bunu direkt yükle dersem başka bir çalışma sayfası olarak alacak. Yüklenin altındaki küçük oka tıklayıp şuraya yükle diyorum. Ve karşıma bir kutu açıldı. Şu anki yüklemek istediğim benim var olan çalışma sayfası olsun ve şuradaki birinci hücreden başlasın. A1 hücresinden var olan çalışma sayfası A1. Burayı seçip tamam diyorum. Ve şu an veriler alınıyor. İş yatırımdan verileri çekmiş oldum. Hisse senedi verileri alfabetik gitmemiş. Şöyle yapalım. Yukarıdaki hisse sütununa tıklıyorum. Veriden A'dan Z'ye sırala diyelim. Ve bunu alfabetik olarak buraya sıralamış oldum. Buraya ne olarak geldi? Tablo 2 olarak geldi. Şöyle yapabilirim isterseniz. Bunun üzerinde sağ tuş tıklayayım. Çünkü birden fazla tablo oluşturacağım. Karışmasın. Yeniden adlandır demiş. Buraya hisse senetleri diye yazalım. Bu benim hisse senetleri tablom olacak. Bu hisse senetleri tablonun içerisinde endeks verisi yok. Endeks verisini de çekelim isterseniz. Biraz önce endeks verisini görmüştük. Tekrar webden al seçeneğine geliyorum ve buraya biraz önceki adres satırımı tekrar yapıştırıyorum. Yine tablolarım geldi. Bakın endeks verisi buradaydı. Bunu yine yüklenin yanındaki küçük oka tıklayarak şuraya yükle diyorum. Bunu da ne yapalım? İsterseniz var olan çalışma sayfasında şurayı bakın seçelim. P1 hücresine bunu getirsin. Evet bu şekilde verileri aldım. Bu da tablo 0 dedi bakın buraya. Buna da isterseniz bir isim verelim. Yeniden adlandır diyelim. Buna da endeks diyelim. En azından bu tablomuzu bilelim. Şimdi buraya isterseniz altın döviz verilerini alalım. Yine İş Bankası üzerinde vardı ama orası gram altını vermiyor. Altının ons miktarını veriyor. Ben bir sürü gram altınla ilgili verileri de buraya çekeyim. Hem onu da görmüş olursunuz. Belki gram altın olarak, çeyrek olarak da kıyaslayabilirsiniz verilerinizi. En azından bu eğitimde diğer gram altın olsun, döviz olsun, enflasyon verileri olsun. Bunları da nasıl çekebiliriz onları da görmüş olalım. Yine Google açıyorum. Buraya altın döviz diyelim. Bakın döviz.com geldi. Tıklıyorum bu siteye. Buradan ben altın sekmesine geliyorum. Sitenin altın.döviz.com oldu. Burayı kopyalıyorum ve Excel'ime geliyorum. Buradan yine webden seçeneğini seçiyorum. URL kısmına bunu yapıştırıyorum ve tamam diyorum. İki tane tablo geldi. Bakalım hangi tabloda? Birinci tablo boş. Evet ikinci tablonun bakın içeriği bu. Bu tabloyu diğer tablonun altına da alabilirsiniz. Yanına da yine şuraya yükle diye yazayım. Bazen burada şöyle bir sorun çıkabiliyor. Şuradaki hücrenin boyutlarıyla diğer aldığınız tablonun boyutları bir olmadığı zaman birilerini daraltıp birilerini genişletebiliyor. Biz bir deneyelim bakalım. Şuraya alsam diğer tablonun başlangıcında. Şu hücremi seçiyorum. Var olan çalışma sayfası dedim. Ve tamam diyorum. Evet yukarıyı çok bozmadı. Burası da bozulmadı. Bu şekilde verimi almış oldum. Altınla ilgili bir sürü veri geldi burada. Şimdi de dövizle ilgili verilerimizi alalım isterseniz. Yine Google'a geliyorum. Buraya bu sefer uzman para diyelim. Şurası ana sayfasına geçelim.
Buradan bakın dövize tıklıyorum. Uzman para, milliyet, döviz kurları. Burada alacağım döviz kurlarını da. Bunu da buradan kopyalıyorum ve geliyorum kendi Excel'ime. Yine şuraya alırsam birazcık boşluk bırakayım. Veriden, web'ten al diyorum. Buraya bunu yapıştıralım. Tamam diyorum. Bakalım hangi tablomuzun içerisinde veriler. Evet, bu şekilde de alabilirsiniz. Şöyle de alabilirsiniz. İsterseniz bunu alalım. Burada boş bir sütun da getirmekte. 6 tane sütun var. Bizim önceki tablomuz kaç taneydi? 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman ben şuradaki boş sütunu sileyim. Bunun için şöyle bir şey yapacağım. Veri dönüştürmeye tıklıyorum. Karşıma böyle bir dönüştürme ekranı açıldı. Şurayı yenile diyelim. Verilerim güncellensin. Şuradaki tablomu seçiyorum. Sütunları kaldır var bakın burada. Buna tıklıyorum. Bu sütunum kaldırıldı. Bana şimdi 5 tane veri yeterli olacak. Kapat ve yükle var bakın burada. Kapat ve yüklenin altındaki küçük oka tıkladığım zaman kapat ve hedefe yükle diye burada bir seçenek çıkmakta. Buna tıklıyorum yine. Çalışma sayfasında istediğim hücreye bunu eklemek istiyorum. Şuradaki kutuyu işaretliyorum ve bu hücremi de seçtim. Şimdi tamam diyelim, bakalım nasıl bir veri gelecek. Şurayı bozacak mı? Evet, burayı da bozmadı. Zaten bize burada amaç verilerin gelmesi. Tablonun hücresini buradan genişletseniz de her bir veri güncellemesinde burayı daraltacak ama burayı daraltması önemli değil. Ben verileri diğer sayfalara çekeceğim. Diğer sayfalarda istediğim gibi genişletebilirim. Maksat buraya verimin gelmesi. Bakın buraya bu şekilde dövizi de getirdim. Altını da getirdim. İMKB hisse verilerimi de getirdim. İsterseniz buraya son olarak tüketici fiyat endekslerini de getirelim. Yani enflasyona göre portföyümün ne kadar ileride ya da geride olduğunu göreceğim. Ama burada şunu yapmadık, onu da yapalım. Bakın burası tablo 0 altın ve dövizmiş. Bunu da isimlendirelim. Yeniden adlandır diyorum. Burayı altın diye isimlendiriyorum. Diğer tablomda döviz tablosuydu. Burayı da döviz olarak isimlendiriyorum ki buraları kullanabileyim. Şimdi de enflasyon verilerini alalım. Enflasyon verilerini artık bunun alt tarafına almayalım. Yukarıya alalım. Yukarıda da şuradaki N hücresi uygun gözüküyor. Yine Google açıyorum. Buraya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon yazıyorum. Tüketici fiyatları ile ilgili bir sayfa geldi. Tıklıyorum. Fiyat endeksinin olduğu sayfam burası. Tüketici fiyatlarını bakın burada gösteriyor. Yukarıdaki linki kopyalıyorum ve Excel'ime geliyorum. Veriden, web'ten al diyorum. Linki buraya yapıştırıyorum. Tamam diyorum. Bakalım hangi tabloda? Bakın buradaki tabloda. Tarih var, TÜFE var, yıllık ve TÜFE aylık var. Yine bunu şuraya yükle diyorum. Ve buradan var olan çalışma sayfasında N1'i seçip bunu N1'den itibaren başlatmasını istiyorum. Ve tüketici verilerim de benim geldi. Bunlar her defasında otomatik değişecek. Hatta bunları şöyle yapalım. Hisse senedi sorgularına geliyorum. Eğer bu sayfa size açık gelmezse bunu veriden, sorgular ve bağlantılardan burayı açabilirsiniz. Sağ tuş tıklıyorum. Özelliklere geliyorum. Bunu hepsi için yapacağım. Diyorum ki yenileme sıklığı. Bunu 5 dakikada bir yenile. Aslında borsa verilerim 15 dakikada gecikmeli bir veri gelecek ama siz buradaki veriyi isterseniz 15 dakika sonrasında birer dakika arayla da alabilirsiniz. Ama devamlı Excel sorgu göndermektense burayı 5 dakika veriyle alması bizim için yeterli. Hatta dosyayı açarken verilerimi de yenileyerek karşıma getirsin diye buradaki kutuyu işaretliyorum. Burada bir tane daha seçenek var. Hızlı veri yüklemeyi etkinleştir diye. İsterseniz bunu da işaretleyelim. Bakalım belki verilerimizi daha hızlı bir şekilde çekebilir. Bunu hisse senetleri için yaptık. Diğerler için de yapıyorum aynı işlemi. Bu son veri nihayetinde aylık gelen bir veri. Bunu devamlı yenilemesine gerek yok. Sayfayı açtığımda bunu yenilemesi yeterlidir. Sadece dosyayı açarken yenile kısmını aktif ediyorum. Gerektiğinde siz manuel olarak da verileri güncelleyebilirsiniz. İsterseniz tümünü yenile diyerek tüm verileri yenileyebilirsiniz. Tüm veriler şu an yenilenmiş oldu. Ya da her bir veri üzerinde sağ tuş tıklayıp burada yenile var. Buna tıklayarak da verileri yenilemiş olursunuz. Güncel haline bu şekilde çevirebilirsiniz.
Bu videomuzda internet üzerinden verileri Excel'imizin üzerine nasıl çekeriz onu anlatmak istedim. Bir sonraki videomuzda bu verileri artık şuraya alacağız. Hisse kodu vererek hisse kodlarının içerisinden açılır bir pencere yapacağım. O açılır pencereyi verilere bağlayıp istediğimiz hisse değerini buradan anlık olarak görme imkanı sağlayacağız. Bu ikinci videomuzun da sonuna geldik. Burada 3-4 tane siteden veri çektik. Birçok site kendi üzerinden veri almayı engelliyor. Burada veri paylaşıma izin verilen sitelerden bunları çektik ve bazı sitelerde de her veri düzgün gelmeyebiliyor. Bağlantı hataları oluşabiliyor. O yüzden bunları daha önceden arka planda çok fazla vakit harcayarak hangi site sizler için daha uygun, hangi site daha düzgün çalışıyor, emek harcadık. Sizler de bu videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bundan sonraki videomuzdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.